Selamun aleyküm kıymetli izleyenler. İslam dünyasından hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Bu akşamki konuğumuz İttihad-ül Ulema Genel Başkan Yardımcısı ve gazeteci araştırmacı yazar Suat Yaşasın hocamız. Suat hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Hocam açıkçası yani bu hafta biraz daha buruk bir hafta oldu. Yani mülteci konusunda doğrudur. Tüm dünya büyük bir sınav veriyor. Ancak maalesef bizim hemen yanı başımızdaki Akdeniz ve çevresindeki bölgede çok ciddi mülteci hayatını kaybetti. Maalesef. Ve bu hafta içerisinde özellikle Yunanistan açıklarında 500'e yakın mülteci kayboldu. Yani o geminin batması sonucu bulunamadı. 100'e yakın kişinin de çocuk olduğu söyleniyor. Bugün Fas ve Kanada açıklarında da bir gemi battı. 40'a yakın bir ölü olduğu söyleniyor. Hala yani kaç kişi olacağı da belli değil sonucun. Açıkçası çok büyük bir mesele ve tüm dünyayı ilgilendiren bir mesele. Türkiye'yi de daha yakından ilgilendiren bir mesele. Buradan başlayalım. Yani dünya geneli yaşanan bu mülteci sorunu nasıl ilerleyecek, nereye doğru evriliyor ve bunun çözümleriyle ilgili neler yapılması gerekiyor? Dünyanın nasıl bir adım atması gerekiyor? Buyurun. Doğrusu her şeyden önce bir gün herkesin aslında mülteci tabiri çok hoşumuza giden bir tabir değil ama onların kullanımıyla biz muhacir deriz esasen. Evet. Herkesin muhacir olması, mülteci olması ile alakalı bir durumla karşı karşıya kalabileceğini değerlendirmesi gerekiyor. Bu coğrafyada bugün yaşayan insanların hiçbirinin ataları geçmiş dönemde burada değildi. Burada yaşamıyordu. Herhangi birimiz çok uzağa gitmeksizin birkaç babamız öncesi, atamız öncesine bir baktığımızda büyük bir ihtimalle bir yerlerden geldiğini görecektir. Bunu özellikle en fazla gündeme getiren, bu konu üzerinden muhacirlere saldıran insanları kastederek de, onlara dahil ederek de özellikle vurgulamak istiyorum. Bu işin başını çekenlerin esasen çok yakın zamanda nereden geldikleri, nerede doğdukları gibi hususlar zaten kendileri de erbabınca biliniyor. Bu anlamda işin insani veya tarihi, kadere taalluk eden boyutuyla ilgili baktığınızda zaten böyle. Ancak biz her meseleye, her şeyden önce Müslüman olmamız münasebetiyle İslami cihetle bakarız. Bu meseleye ilgili Allah Teala'nın önümüze koymuş olduğu şey nedir? Peygamber Aleyhisselam ne diyor? Dinimiz ne diyor? Büyüklerimiz, eskiden beri ulemamız ne demiştir? Yani kısaca dindeki yeri nedir? Bu nazarla bakmak zorundayız. Her şeyden önce dinde yolda kalmış tabiri en önemli dinimizin Kur'an'ın naslarına, bizzat Kur'an kitabın naslarına geçecek kadar büyük bir ehemmiyet arz eden çok önemli bir başlıktır. Mesela zekatın en fazla muhtaç olan insanlara verildiğini hesapladığımızda zekatın verileceği sınıflar 8 tane ise eğer Kur'an'da geçtiği üzere bunlardan bir tanesi yolda kalmış insanlardır. Herhangi bir vesileyle bir günahın kefareti, yapılmış bir hatanın telafisi veya bir insanın önündeki belaların def edilmesi veya daha üst boyutta Allah-u Teala'nın onun günahını affetmesi, öbür dünyaya Allah-u Teala'nın huzuruna alnı açık bir şekilde gidebilmesi veya en azından bazı günahlardan uzak, asgari düzeyde onun rahmetini, merhametini umabilecek bir şekilde gidebilmesinin en kısa yollarından bir tanesi, en temel göstergelerinden bir tanesi olarak hep bu gösterilmiştir. Bizzat Allah Teala tarafından Kur'an'da ve onun Peygamber Efendimiz Aleyhisselam, onun Resulü olan Ali Efendimiz Aleyhisselam tarafından hadislerde, sünnette olduğunu görmüş oluruz. Bu anlamda çok büyük bir noktadır. Hatta Beled suresinde ki izleyicilerimiz hemen bakabilirlerdi mahallerine. Çok sarp bir yokuş diye nitelendirmiştir Allah Teala insanın geçemediği yeri. İnsan şunu şunu yapmış, şu kadar büyük güzellikler Allah Teala tarafından kendisine verilmiş. İşte gözler verilmiş, nimetler verilmiş. Ancak insan o sarp yokuşu, o sarp geçidi geçemedi, akabe denen. Akabe tabiri çok da bilinmeyen bir kelime değil doğrusu. Günümüzde de orayı aşamadı diye geçtiğini görürsünüz. Bunu da hep sıkıntı yaşayan fukara, yolda kalmış, miskinlerle ilgili bulduğunu görmüş oluruz. İnsanın aşamadığı noktadan bir tanesidir. Bu anlamda
Allah Teala karşımıza bunu çıkarmıştır. En önemli ustadan bir tanesi, sıkıntı yaşayan, yolda kalmış, problem yaşayan, hele de evi yurdunu terk etmek zorunda bırakılmış, evi üstüne yıkılmış, savaş mağduru, çoluğu çocuğuyla kaçmak zorunda kalmış, kişilere el atmak, onlara el uzatmak, yer vermek gibi husus söz konusuysa, kesinlikle bu dinin en fazla ehemmiyet vermiş olduğu, dinimizin en fazla ehemmiyet vermiş olduğu hususlardan bir tanesidir. Bu cihetle şer'i bir mükellefiyettir. Bakın, dinimizin önümüze koyduğu, dinimizin tarihini, İslam tarihini önümüze koyduğu en önemli tarihi vaka herhalde hicrettir. Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin ashabıyla beraber, sıkıntı yaşayan ashabıyla beraber Mekke'den Medine'ye hicretmesidir. En önemli tabirini kuşkusuz benim kullanabilme hakkım yok, haddim de değil bu. Ancak bunu neye dayanarak söylüyorum? Müslümanların takvimi oluşturulurken dayandıkları ölçüt, başlangıç noktası hicret olmuştur. Kuşkusuz çok daha farklı şeyler olabilirdi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın peygamberliğinden tutun, Mekke'nin fethi gibi aslında çok büyük bir dönüm noktası olan, belki daha fazla önem arz eden bir husussa veya belki de Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın vefatı gibi yani bütün kainatı etkilemiş, insanların hepsini çok fazla etkilemiş olan birçok hususu sayabilirsiniz. Ama bunlar içerisinde hicretin esasen merkeze alınması çok büyük bir önem arz ettiğini gösterir. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz der ki, hicretin büyük bir sevabı olmamış olsaydı ensardan olmak isterdim diye söyler. Ensar olmak kadar değerlidir ki Aleyhisselatü Vesselam onun olmasını istemiş. Ancak muhacirlik onun bile bir üstüdür. Bu anlamda tabii ki dinin en önemli noktalarından bir tanesini teşkil eder. Buna göre dinine, inanışına ve hele de ırkına, memleketine, coğrafyasına, diline, kültürüne, rengine, benzeri şeylere hiç bakmaksızın insanları karşılamak, yolda kalmışa yol göstermek, kendisini barındırmak farzdır, bir zorunluluktur. İnsanlar bunu almak zorundadır. Kesinlikle. İçinde bulunduğu şartlara bakarak, işte şartlarından bahsediyorum. İşte biz başkalarının çizmiş olduğu sınırlar içerisinde kalmak zorundayız. Ne yapalım, gücümüz budur tarzı şeyler asla geçerli değildir. Geçerli bahaneler, mazeretler olarak görülmez diyor. Hı. Bu anlamda evet, Müslüman olarak biz bu şekilde mesulüz. Bu İslami boyut. Ancak Batı'nın yaklaşımı, bahsettiğiniz gibi Akdeniz'de bu kadar insanların şehit olması, vefat etmesi gibi hususlar doğrusu üzerinde çok konuşulması gereken mevzulardır. Ben şaşırıyorum. Hala hatta İslami diyebileceğimiz medya bile başkasının işte affedersiniz hayvanı, bir köpeğinin başına gelmiş hususu magaziner olarak öne çıkarmaya çalışan Batı medyasına öykünerek verebilirken bu gibi hususları sıradanlaşmış şekliyle görmezden gelebiliyor, evet. Ya da haberlerin son sıralarına atabiliyor. Olabilir mi ya? Yüzlerce insandan bahsediyoruz. Geçen günkü 500 diye bir rakamdan bahsediliyor. 200-300 arası insan, hani tam rakamlar tespit edilmemiş diye, Pakistanlı sadece. Çok muazzam şeylerden bahsediyoruz. Ve bu hepimizin boynunun borcu. Sonra gelip de şu kadar bela niye geliyor? Şu kadar afet niye var? Niye başımız bir türlü belalardan kurtulmuyor? Niye geçim sıkıntısı yaşıyoruz? Şu kadar paramız olduğu halde niye geçinemiyoruz? Hep şeyden bahsediyoruz diye, bereket kalmamış diye düşünmeye başlıyoruz. Niye çocuklarımız bizi dinlemiyor? Niye insanımız rahat etmiyor? Niye kafası karıştı? Niçin insanlar birbirini öldürüyor? Basit sebeplerle yoldan çıkabiliyor, şey olabiliyor diye kendi kendimize soru sormaya çalışıyoruz, sorgulamaya çalışıyoruz. Bundandır. Bu kadar insan herhalde isteyerek, tatile çıkmak niyetiyle başkalarının yaptığı gibi evini bırakıp terk etmek zorunda kalmıyor. Bu insanların hepsi ciddi sıkıntılar yaşıyor. Düşünebiliyor musunuz? Kendisini tekneye atıyor, uçsuz bucaksız bir şeye gittiğini bilmiyor mu? Her gün onlarca, belki yüzlerce insanın okyanuslarda hiç tırnak içerisinde, bir hiç sayılarak vefat ettiğini, hayatının bittiğini bilmiyor mu? Bilerek giriyorsa çok büyük sıkıntılarla karşı karşıyadır. Bu cihetle evet. Aslında insanlık konusunda da, yani bilmiyorum, bu konuya yani din olarak bahsettik, insani olarak yani normal, aynen, sıradan hiçbir dini konu edinmeden bile bahsettiğimizde yani normal bir empati kurarak insan kendisini onun yerine koyduğunda, yani savaş, ne bileyim, hakikaten memleketindeki o yaşanamayacak ortam
bir şekilde sığınması gerekiyor. Denizi göze alıyor, ölüyor. Ha, buna rağmen Yunanistan'ın yaptığı, yani bu en son kişiydi. Evet. Yani birçok sahil, Yunanistan sahiline gidip kurtulmaya çalışan, denizde yüzerek kurtulmaya çalışan kişileri tekrardan denize itekledikleri, ölüme terk ettikleri ve birçok kişinin bu şekilde öldüğü yani belirtiliyor. Yani Batı'nın... Maalesef. Bizim maalesef ülkemiz... insanlığın sahibi yok ki bu insanların tümüyle tamamen ilişkileri kesebilecek duruma getirsin. Çok feci bir durumdur doğrusu bu yaşadığımız durum maalesef. İnsanlığın sahibi yoktur. Ya da bunlar insanlık değildir. Şu cihetle Batı'nın ne insanlıkla ne herhangi bir dinle kendileri dışındaki insanların tümünü esasen insan bile sayılmayacak şekilde bir nazara sahip olan tırnak içerisinde Batı'nın medeniyetinin, kültürün, bakışının, tırnak içerisinde hümanizminin, insaniyetinin esasen bu olduğunu göstermesi anlamında çok önemli canlı örneklerdir bunlar. Bunların bakışı budur. Bu şekilde bakarlar. Bize gelme de affedersiniz geber git diye söylüyor. Git orada öl. Gelsene seni kabul etmem nazarına sahiptir. Bunu konuşmayı bile doğrusu hiç programa almayı bile esasen ben uygun görmem. Onların ne olduğu zaten bellidir. Ve insanımız da bilir. Herhalde şu anki kitap kitlemiz izleyenlerin hepsi bunu zaten bilir. Diğer taraftan, şurası çok önemli, bizi bağlayan bir insanlık, iki büyük insanlık olan bir İslamlık söz konusudur. İki taraf da bizi bağlıyor ve biz bunlara karşı mesulüz, görevimizi yapmakla mükellefiz. Peki sizce nasıl bir yani strateji izlenmeli? Çünkü hakikaten yani bu mesele günümüzün bir gerçeği ve bu mesele gittikçe artacak gibi görünüyor. Çünkü maalesef yani savaşlar durmuyor. Savaşların durmaması bu meseleyi tetikliyor. Sadece yani İslam ülkeleri değil, dünya genelinde böyle bir mesele var ama Müslümanların özellikle topraklarında bu mesele gerçekleşiyor. Ancak dünyanın buna bir çözüm bulması gerekiyor. Çünkü her halükarda Batı'yı da yani sürekli meşgul eden bir mesele. Ortak yani bölgeler mi oluşturulmalı veyahut yani o ülkelerin refaha, en azından huzura ermesi için yine ortak bir güçle müdahale mi edilmeli? Nasıl bir şey yapılmalı bu konuda? Kuşkusuz bunu bütün insanlığın sorunu olması münasebetiyle tek bir ülkenin, tek bir grubun, bazı insanların, bazı yöneticilerin sırtına bırakmak tabii ki düşünülemez. Bu tarz bir şey esasen haksızlık yapmış olmak anlamına gelir. Bütün her tarafla muhatap ettiğinizde yapabileceği şeyi de yapamaz duruma getirirsiniz bundan ötürü. Kuşkusuz bundan ötürü tabii ki bütün var olan insanların tümünü dahil ederek götürmek gerekiyor ki bu da yönetimlerin bir şey anlamında devletlerin üst düzeyde işte Birleşmiş Milletler gibi uluslararası organizasyon, benelimler organizasyonların eliyle ortak koordineli bir şekilde yapmak gerektiğini, yapılması gerektiğini ortaya koyuyor. Bu cihetle hedef kitle doğrusu daha çok Batı'dır. Batı'ya doğru insanlar gidiyor. Bu bahsettiğimiz bütün maalesef facialar, insanların vefatıyla sonuçlanan facialar hep Batı'ya doğru giden Akdeniz benzeri yerlerde yaşanıyor. Bu cihetle Batı toplumunda yani devletleri yönetenlerden bahsetmiyorum. Onların durumu zaten ortada. Varsa müsbet insanlar tabii ki onlarla da görüşülebilir. Ama esasen insanlığını kaybetmemiş, vicdanı hisseden sivil insani haklarla ilgilenen organizasyonlarla ortaklaşa hissettirmek gerekiyor. Onlarla beraber yapmak gerekiyor. Kuşkusuz belli bir noktaya kadar başta Türkiye olmak üzere bu düzeyde bir şeyler yaptıklarını görüyorsunuz. Ancak bu sınırda durduğunu da biliyorsunuz. İşin özellikle siyasete taalluk eden boyutu da hesaplandığında Türkiye'nin nispeten eski dönemle kıyaslanmayacak ve dünya ülkeleriyle kıyasladığınızda farklı sayılabilecek nispeten kendi dış politikayla ilgili kararlarını alabilme sürecine girdiğinden beri de kuşkusuz Türkiye'nin bu tarz bir tavrına, Türkiye'nin şu an idare edenlerin bu tarz bir tavrına olumlu çok da yaklaşılabileceğini düşünemiyorsunuz o sivil toplumlar dışında. O zaman bu durumda yapılacak şey bizzat Türkiye'nin çevresinde de bulunan ve İslam coğrafyası diye nitelendirdiğimiz yerdekilerle oturup konuşmak, bu işi beraberce bağlamak, beraberce bir orta yol bulmaya çalışma hususu olmalıdır. Kimler kaçıyor? En fazla Suriyeliler değil midir mesela? Suriyeliler niye kaçıyor? Suriye'yle alakalı meseleyi çözmek gerekiyor. Tunuslu insanlar mesela kaçtı. Niye Tunuslular gidiyor? Niye Faslılar gidiyor? Niye Mısırlar kaçıyor? Sudanlar niye kaçıyor? Şimdi Afganistanlar, Pakistanlar niye kaçıyor? Bunu görmek gerekiyor. Bunlarla beraber oturarak kendi sorunlarını halletme yoluna gitmek gerekiyor.
kuşkusuz şunu şurada konum burasında altını çizerek vurgulamak gereken bir husus hak tespiti anlamında, hakkı teslim etme anlamında Türkiye'nin bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın muhacirlere yönelik tavrı son yıllardaki yönetim, sadece Türkiye kastederek söylemiyorum, bütün dünya yönetimleriyle kıyaslandığında kıyaslanmayı da kabul etmeyecek şekilde çok açık bir derecede çok müsbet, çok ileri düzeyde. Bunu kabul etmek gerekiyor. Tabii. Bu hakkı teslim etmek gerekiyor. Hakikaten bugün bütün sıkıntılara rağmen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın asla kazanamayacağı düşünülen seçimleri kazanabilmesi, insanların altından kalkamayacağı, yönetimler altından kalkamayacağı meselelerin bile altından kalkabilmesinin belki altında yatan en önemli husus, birinci belki husus, iddialı bir söz belki olacak ama o mültecilerin, muhacirlerin, mazlumların, sıkıntı yaşayanların duasıdır. Bunların gönül hoşluğudur. Bu anlamda tabii ki bunu altını kalın çizgilerle çizmek gerekiyor, bunu söylemek gerekiyor. Ancak hani somut konuşuyoruz diye bu tek başına yetmiyor. Bir defa yılgınlık olmamalı. İkincisi, belki yeri gelince daha detaylı konuşuruz. İçerideki muhalif görünenlerin suyunda gitme gibi bir yanlışa düşmemeli. Kamuoyu diye kendilerini göstermeye çalışıyorlar. Üç, madem daha iyi bir husus oluşmak zorunda ve madem res çekmeyle olmadı ki o tavırlarını da beğeniyoruz Erdoğan'ın, mazlumlara el açarken onlara zulmedenleri reddetmesi, Suriye, Mısır başta olmak üzere, o da çok değerli şeylerdi doğrusu, bazı yanlışlar ayrı. Madem epey zaman geçti ve belki şartlar değişti, o zaman ortak bir şekilde oturarak, konuşarak bir şeyleri hal yoluna koymakla alakalı bir noktaya getirebilmesiyle ilgili beklenti var, bir zorunluluk var doğrusu. Buna göre evet, bir sıkıntı yaşanıyor, mazlumlar bu problemi yaşıyorlar. Biz el birliğiyle birinci meselemiz budur diye düşünerek bir şeyler yapmak zorundayız. Biz temelden, en üstten devlet yönetiminden bahsettik. Cumhurbaşkanı düzeyinde mesuliyet olduğu gibi hepimize de mesuliyet söz konusudur. Gruplar, cemaatler, yardım kuruluşları, insan haklarıyla ilgilenen organizasyonlar veya fert olarak hepimiz bulunduğumuz yerde bunlara karşı mükellefiz. Bu asla ötelenemeyen veya nispeten böyle listenin en altlarında sayılabilecek bir mesele değil. İddia ederek söylüyorum tekrar, listenin en başındaki meseledir. Az önce ifade etmeye çalıştım zekat bahsinde. Budur. Daha ötesi, eski dönemde belki kölelik hususu olduğu için İslam'ın en fazla kölelik meselesini bitirmeye yönelik adımlar attığını gördüğümüzde bunu evet birinci mesele olduğunu görüyorsunuz. İslam'da soruyorlar. Bir adam gidiyor, büyük bir günah işliyor, geliyor. Ne yapayım? Hemen Kur'an veya Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti önüne koyuyor. Diyor ki bir köle azat et. Bir köle azat edemiyorsan kölenin azat edilmesiyle alakalı bir payın olmuş olsun. Ve ona iyi davran. İyilik yolunu göster. Herhangi bir büyük bir bela karşılaşmışsa aynı şekilde olduğunu söylüyorsunuz. İnsan öldürmüş mesela. Yanlışlıkla bir kaza ile mesela insan öldürmüş. Köle azat edilmesi gerekiyor. Hangi şeye baksanız birinci mesele listenin en başında kölenin kurtulması hususunu koyduğu için İslam dini bunu karşına çıkardığını görüyorsunuz. Hiç alakası olmayan meselelerde bile tırnak içerisinde. Bundan ötürü birinci meselemiz budur şimdi. Birinci mesele budur. O zaman gerek en üst düzeyde bizzat devletin yönetimi, yöneticileri gerekse de onları görevini yerine getirsin veya getirmesin. Onlardan bağımsız olarak gruplar, cemaatler, yapılar, organizasyonlar ve en alt düzeyde bireyler. Hepimiz buna karşı mesulüz. Elimizden geleni yapmakla mükellefiz. Gerek maddi, gerek manevi, gerek sosyal, gerek siyasal baskı kurmakla alakalı. Yani maalesef bu konuda az önce bahsettiğiniz gibi yani Türkiye'nin stratejisi bu olması gerekirken özellikle muhalefetin bu konuyu ana gündem maddesi olarak işlemesi ve bu konudan dolayı oy devşirmesinden kaynaklı hükümet belki bazen çekimser davranıyor veyahut bazen belki ana düşünce, ana karar bu olmamasına rağmen yerel bazdaki bazı yöneticilerin kararları, ırkçı düşüncelerinden kaynaklı olumsuz şeyler yaşanıyor. Mesela Suriyelilerle ilgili sürekli, yani sadece Suriyeli olduğu için Suriyeli birini gördüklerinde dövülme veyahut en azından mesela deprem sürecinden bahsediyoruz. Evet. Gerçekten insanlık meselesiydi. Suriyelisi, Türk'ü, Arap'ı hiçbir fark etmez. Tüm dünyanın da bu yüzden yani yardım ettiği bir mesele idi, deprem meselesi, insanlık meselesi olduğu için. Ancak maalesef hala haberler duyuyoruz. Ne bileyim, örnek verirsek Nurdağ'ında mesela
Mesela o bölge normalde en büyük depremden etkilenen bölge. Evet. Türkeliler de yaşıyor. Depremin bir merkezi mi buradaydı? Aynen, merkezi yani orada ana hattın üstündeydi. Türkeliler de vardı, Suriyeliler de. Oradaki Türkelilerin alınıp konteyner kentlere alındı. Ancak Suriyelilerin yani çadır kentlerde kaldığı, elektriksiz bırakıldığı. Yani garip garip bazı, yani hakikaten böyle duyduğumuzda bizi üzen, tam tersine bahsettiğiniz gibi yani onların o duasının etkisini unutmaya başladığımızı hissediyoruz maalesef. Yani hükümetin bu konuda biraz bahsettiniz, ancak sorumluluğu ne olmalı ve gidişat, yani daha iyiye doğru mu gidecek sizce Türkiye'deki politika? Çok mühim bir nokta o doğrusu. Mükellefiyetini bildikten sonra az önce bahsettiğim şekliyle gerek insan olarak sadece değerlendirsin kendisini ilgili, yetkili veya sadece bir vatandaş olsun insan, birey. Gerekse de Müslüman olarak nazar etsin ki bu çok daha bağlayıcı bir şey özellikle memleketimizde. Her halükarda bu tarz bir sorumluluk olduğunu bildikten sonra o zaman az önce bahsettiğim gibi ya yere basacak şekilde bazı politikalar geliştirmek zorunda. Tek başına kaldırabilmesi mümkün değil. Evet, değil. Bunu beraberce ortaklaşarak paydaşlarla beraber yapmak gerekiyor. Doğru. Ancak her halükarda bazı somut şeyler de yapılabilir mi? Evet, olabilir. Ben doğrusu bu işin uzmanı değilim. Bu işin uzmanlarıyla görüşmek gerekiyor. Biz İslam alemine taalluk eden bir sorundur diye burada belki kısa bir zamanda konuşmaya çalışıyoruz. Ancak her halükarda hiç kimse bir şey yapmasa dahi esasen bu ülke, bu büyük arazi, bu bereketli topraklar herkese yeter. Birileri ısrarla mülteciler sebebiyle Türkiye'nin sıkıntı yaşadığını söylüyorsa yalan söylüyor. Belki bizim bu programımıza, bu mübarek konuların işlendiği programımıza yalan tabiri uygun düşmüyor pek, ama bunun daha iyi bir tabir de bulunamaz doğrusu. Araç gibi kullanılıyor yani bu mesele, evet. Halbuki. Yalan söylüyorlar. Bugün Türkiye ekonomisinin ayakta olması, diri olması, özellikle üretime taalluk eden sektörlerin ayakta durmasının en önemli sebeplerinden bir tanesi dışarıdan gelen yabancı insanlardır. Daha dün Türkiye besiciliğinin önemli yetkililerinden birinin programını izliyordum, röportajını izliyorum. Resmi olarak diyor ki biz talepte bulunmuşuz devletten, hükümetten. Türkiye'de çoban bulamıyoruz diye ciddi gerilemiş durumdayız, bitmek üzere. Besicilik bitmek üzere. Biz başta Afganistan olmak üzere bu işi çok iyi yapan, dağlık ülkeler, bölgesinde kalmalar münasebetle ciddi bir tecrübeleri olan çobanların ithal edilmesini istiyoruz diye söylüyor. İhtiyaç bugün, var yani. Evet. Özellikle maalesef seçime doğru giderken de hükümetin kendisini muhalefetin de baskısıyla biraz daha onların istediği şekliyle bazı politikalar geliştirmesiyle ilgili pozisyona da hissetmesi sebebiyle biliyorsunuz birçok Suriyeli geri gitmeye başladı. Rakamlar da açıklıyordu sürekli. İçişleri Bakanı neredeyse her gün skala tutuyor. İşte şu kadar insan geri gidiyor gibi ifadeler kullanıyordu. Ondan beri özellikle üretim sektöründeki insanların işçi bulamadıklarıyla alakalı her gün şeyler duyuyoruz, görüyoruz, yaşıyoruz. Bu anlamda çok canlı esasen şeylerden bahsediyoruz. Kim şey de var hocam, yani mültecilerin, mülteci deyince belki bazen çok fakir, böyle yoksul gibi bir düşünce geliyor aklımıza, bir portre çiziliyor. Ama çok zenginler de, yani ciddi bir yatırım da söz konusu. Ayrıca Suriyeliler, evet, o Suriyeli özel bir bahis. Hani Suriye komşumun olmaz münasebetiyle savaş sebebiyle bütün insanlar geldi. Bunun içinde bahsettiğiniz gibi iş adamları, akademisyenler, büyük siyasiler, dallarında çok büyük uzmanlık sahibi nice insan, gerek tıpta, gerek mühendislikte, gerek sağlıkta, gerekse eğitim alanında, diğer bütün alanların tümünde. Bu işin belki ayrı boyutu. Ancak hani mülteci olarak gelenlerle ilgili belki doğrusu biraz da sıkıntı yaşadığı için geldiğini düşünebiliyorsunuz. Belki biraz daha vasıf tırnak içerisinde sayılabiliyor. Ben hadi en kötüsünü düşünerek diye söylemeye çalıştım. Bu örneği onun için vermeye çalışıyorum. Türkiye ciddi ayakta duruyorsa, şimdi isim vermeyelim ama Türkiye'nin en bilinen, İstanbul'un en bilinen yerleri, en turistik, en fazla işlenmesi gereken yerleri artık bizim insanımızın mental yorgunluğundan mıdır, köşeyi oturarak dönme sevdasından mıdır bilinmez. Neticede canlılığı epeyce azalmış, belki ölmüş denebilecek yerlerinin aslında Suriyeliler geldikten sonra çok canlandığını görüyoruz.
ciddi bir şekilde bu devletin ilgili bütün birimlerince biliniyor. Gerek işin güvenlikle ilgilenen kısımları muhtemelen bunu rakamlarıyla açıklar. Gerekse de işin maliye ile, ticaretle alakalı kısmıyla ilgilenen tarafı bilir. Bundan ötürü bir yere gelip de orada kambur olmak, parazit gibi yaşamak, gelip de hadi beni besleyin demek durumu söz konusu değil. Kaldı ki bunun önlemini şey alabilir zaten. Evet. Türkiye madem güvenlikte çok iyi bir ülke ve madem mesela kameralarla her taraf kontrol altında, güvenlik çok iyi olduktan sonra siz kendi politikanızı çok daha rahat uygulayabiliyorsunuz demektir. Gerek sınırlar meselesi, gerek içerideki kaçak veya suç işleyecek kişiler varsa tırnak içerisinde, bunların tespiti, takibi, benzeri hususlar muhtemelen güvenliği bu kadar güvenliğiyle iftihar eden bir devlet için çok basit mesele olsa gerek, güvenlik ve istihbaratıyla. O zaman işin o boyutunda şey yok. Buna göre planlama yapmak gerekiyor. İstihbarat etmek gerekiyor. Esasen ilk başlarda çok daha fazla bu noktada iyi oldukları görünüyordu. Bugün yani çok fazla abartılıyor ama işte en çok toplamda hani Suriye'den 100 küsur bin vatandaşlık aldığı söyleniyor bu son 10 senede. Açıklandı biliyorsun seçim döneminde. Diğer bütün şeylerle beraber yani çok 230-240 bin gibi bir insan var oy kullanma hak sahibi olan. Yani aslında sayı söyleninden çok çok daha düşük tabii olmakla beraber neticede önceki dönemde devletin planlaması çok daha iyiydi gibi sanıyorum. Dediğim gibi bu yüzden uzmanı değilim. Yani etki ne oldu? Mesela diyelim ki hatırlıyorum YÖK açıkladık kaç sene önce, 5-6 sene önceydi herhalde. Türkiye dışarıdan gelmiş mültecileri, muhacirleri de özellikle şey alıyordu, hedef alıyordu. Dışarıdakiler de gelebiliyordu. Doktora sahibi olan, akademik kariyeri veya geçmişi veya diploması olanların hepsinin başvurabileceği bir sistem oluşturdu. Tek bir günde hatırladığım kadarıyla o zaman YÖK açıklama yapmıştı. 5000 tane başvuru olmuştu. Büyük bir şey bu dolduruyor esasen. Boşluğu dolduruyor. Muazzam beyin alıyorsunuz. Bugün Batı veya çok daha Batı olan, okyanusyası olan Amerika, Kanada hep bura insanın, bu coğrafyanın işte yerinden oradan kaçırılmak zorunda, göç edilmek zorunda bırakılmış insanların beyinleriyle ayakta aslında. Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun başında kim vardı yakın zamana kadar? Mısırlıydı. Hani eğer şeyden bahsediyorsunuz. NASA'da kim çalışıyordu? Kimler çalışıyor? Profesörlerine bakın, oradaki çalışanlara bakın. Büyük çoğunlukla buraya insan olduğunu söylüyorsunuz. Hani uç örnekleri veriyorum ki veya teknolojiyi. Burada olduğunu görüyorsunuz. Muazzam bir beyin, muazzam bir çalışma gücü, muazzam bir sermaye, emek, bir canlılık getiren bir şeyle karşı karşıyayız ya. Tekstil gibi Türkiye'nin ana kalbinin attığı sektörlerden biri, belki başlıcası. Şimdi muhacirlerin meselesinden sonra bu seçim sürecine girdiğimizden beri ki kaç aylık süreçte ciddi bir sıkıntı yaşadığını görüyor. Bunu en iyi işte devletin organları bilir, ilgili bilimleri bilir. Bundan ötürü işe madem eğer salt menfaat nazarıyla bakacaksınız, bu cihetle bakabilirsiniz. Yani o konuda bile yani tabii iyi bir şekilde siyaset yapıldığında tabii çok ciddi işte bunu anlatması gerekiyor. Şimdi birilerinin tabii ki işi getirip de kamuoyu baskısı şudur diye bir ifadede bulunması durum söz konusu olacak. Adamların işi budur. Muhalefetin işi budur. Veya Batı ile beraber çalışanların işi budur. Onların kamuoyu diye dikte ettirmeye, dayatmaya çalıştığı fikirler kamuoyuna ait değil. Siz gerçek kamuoyunu siz oluşturun, verin veya siz yapmadığınız için onlardan etkilenen halkın fikrini siz oluşturun, siz yönlendirin, gerçeği verin. Algı yapın demiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Onlar gibi yalan söyleyin demiyorum. Değil mi hocam? En büyük sorun bu. Onlar gibi yalan söyleyin demiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Yok. Siz gerçeği ortaya koyun. Rakamlarla bulundurun. Bunu gösterin. Yani Türkiye'de mesela şu kadar senedir vatandaşı olan insanların suç işleme oranıyla dışarıdan gelen insanların o suç oranlarını açık bir şekilde paylaşın. Mesela neyden kaçıyorsunuz? Onların çalışmaya, ekonomi çarkının dönmesine etkisinin, yani sayı ve çalışma oranını kastederek söylüyorum veya daha fazla emek verip belki daha az kazanma maalesef. Bu da bir sorun zaten de ama rakamlar söz konusu olacaksa madem bunu verin, bunu görün, bunu göstermeye çalışın. Kendiliğinden ortaya çıktığını göreceksiniz. Siyaset ayrı bir husus. İşin siyaset bakan boyutunda evet dediğim gibi Batı'nın şeyini ortaya koyduk, yaklaşımını görüyoruz.
bu muhacirlerin gelmiş olduğu memleketleri gasp etmiş olan diktatörlerin tabii ki ne düşündükleri, ne şekilde bir şeyler yapmak istedikleri alakalı siyasi yaklaşımlar nelerdir? Tabii ki onu da hesaplamak zorunda. Bu işin şey boyutu. Ancak ben genel manada insani cihetle söylüyorum. Gerek İslami cihetle bakın, gerek insani cihetle esasen çok büyük bir şey var karşısında Türkiye'nin ve bunu halkıyla açık bir şekilde paylaşabilir, kamuoyu oluşturabilirse yönetim, iktidar doğrusu çok rahatlayabilir. Yani gelişmiş ülkeler dışarıdan insanların göç etmesinden sonra gelişmiştir esasen. Bugün dünyanın en büyük sanayi ülkelerinden bir tanesi Almanya'dır. Almanya göçmenin en fazla olduğu yerlerden bir tanesidir. Yani bizim insanımızın çok yoğun bir şekilde biliyorsunuz Almanya'da olduğunu biliyoruz. Bu coğrafya insanı çok yoğun bir şekilde Almanya'da. Ne yapıyor Almanya'da? Almanya niye büyük bir sanayi ülkesi? Niçin bunu düşünemiyorsunuz? Kuşkusuz başta Cumhurbaşkanı olmak üzere dediğim gibi ilk politika, ilk baştaki planlamalar çok daha iyiydi diye belki bunu düşünerek hesaplamıştı. Ki altını kalın çizgilerle çizdik. Bu ilk baştaki yaklaşımları genel itibarla diğerleriyle kıyaslanmayacak kadar mültecilere yaklaşım, muhacirlere yaklaşımın iyiliğini, güzelliğini zaten vurguladık. Ancak planlama noktası da çok daha iyiydi başta. Ancak bu nazarla bunu bütün halka paylaşabilirsiniz. Şu soru belki akla geliyor, şunu şurasında ana problem olarak karşımıza çıkan belki ekonominin çok sıkıntı yaşadığı bir süreçte halka bunu anlatamama şeyiyle karşı karşıya kalıyorsunuz. Evet, belki bu bir miktar anlaşılabilir. Tabii anlatamamadaki sebeplerden birisi de kendi algı oluşturma meselesindeki zayıflıklar. Aynen, esasen budur. Zaten tam da bir maddemiz o. Yani hani bir yere kadar belki siyasetçi bunu ben halk buna hazır değil falan gibi şeyler söyleyebilir. Tabii ki bu insani ve İslami sorumluluğu kaldırmaz. Ancak hani bunu yönetme, bahsettiğiniz gibi bunu yönetme hususunu konuşalım. Şimdi az önce bahsettiğim gibi eğer siz gerçeklerle yönlendirmeyi yapabilirsiniz, kamuoyunu oluşturabilirseniz tırnak içerisinde buna gerek zaten kalmaz. Kendiniz oluşturursunuz. Bunu yapabilirsiniz. Bu yönetim bunu yapabildi. Samimiyetle yaparsa çok şeyin değiştiğini gördük. Tabu diye sanılan birçok şey kalktı. Kalktı. Ama mesela tabii sonradan maalesef örgütün bunu kendi olumsuz bir şekilde mali sebebiyle başka taraflara götürmesinden ötürü belki istenen düzeye ulaşmadı ama Kürt meselesinde eğer salt tabu başkalarının dayattığı tırnak içerisinde güya kamuoyu filan da oluşmuş olan aşılamaz hususlara bakılsaydı yönetim asla Kürt tabirini bile konuşmazdı. Bırakın Kürtçe yayınların başlaması, Kürtçe bölümlerinin akademi dünyasında boy göstermeye başlaması, işte bunun televizyon düzeyine çıkması, benzeri hususları Kürt tabirini bile kullanamazdınız belki. Evet. Ancak ne oldu? Kürt meselesiyle alakalı çözüm işine girdikten sonra kayıp mı etti? Belki tırnak içerisinde siyasi hayatına mal olabilecek bir şeydi. Oluşturulmuş olan o devasa şişirilmiş tırnak içerisindeki kamuoyu baskısını düşündüğünüzde olmadı. Rahat bir şekilde eğer halk samimi bir şekilde güveniyorsa, inanıyorsa, destek veriyorsa, kesinlikle samimiyetinize inanıyorsa en kabul edilemez gibi sanılan dayatılmış o şişirilmiş balon bile esasen sönüp de sizin istediğiniz şekilde yönlendirilebildiğini görüyorsunuz. Biz bunu daha yeni çıktığımız seçim sürecinde gördük. Yani Allah aşkına, yani hani hiç siyasetle ilgili çok konuşmak istemiyorum ama şu kadar 21 senelik iktidarın zaten yıpranmışlığı, ancak son senelerdeki ekonomik sıkışmışlık sonrasında muhalefetin önemli bir kısmının birleştirilebilmesi, Batı'nın açıktan destek vermeleri benzeri hususları düşündüğünüzde, üstüne işte yakın dönemdeki salgın, sonra büyük bir deprem benzeri hususların hepsini değerlendirdiğinizde tamamen gidici nazarıyla bakılan bir iktidarın, yönetimin veya bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kastederek söyleyeyim, bir siyasetçinin, siyasinin bu kadar sıkıntıya rağmen halkın desteğiyle ayakta kalması hususunu daha yakın zamanda yaşamadık mı? Bütün anketleri, bütün beklentileri bitirmedi mi?
bu yönlenebildiğini gösteriyor halkın. Halkın gerçeği gösterip görüp de esasen tırnak içerisinde kamuoyu algılarına kanmadığını gösteriyor. Bu çok önemli bir nokta. Daha önemlisi bu desteği esasen verip de Erdoğan'ın devam etmesine, siyasi olarak kariyerini sürdürmesine, cumhurbaşkanlığı sürdürmesine esas etkide bulunanlar depremzede insanlardı biliyoruz. Hepimiz beraber gördük ki Cumhurbaşkanı'nın bugünkü açıklamasında bu var. Özellikle Malefetin deprem bölgesine teşekkür ediyor. Düşünün insanlar aç bilaç çadırda ya da en iyi ihtimalle belki konteynerlarda ancak insanların hepsini kaybetmiş, geleceği bilinmeyen, en ufak bir yağmurda batan, çamur içerisinde yaşayan insanlar en iyi ihtimalle en azından sandığa belki gitmezdi. Ancak çok büyük, muazzam, yüksek oranlarda sandığa gittiler. Hatta kalkıp işte Antep'te, Adıyaman'da, Hatay'da, Maraş'ta, bilmem nerede, Malatya'da yaşayan ancak depremden ötürü belki ta batının en ücra köşelerine gitmek zorunda kalmış insanlar sırf bir oy verebilmek için kalkıp şeye kadar gitti. Sandığa kadar gitti. İki defa gitti. Siz bakın kamuosuz oluşturabilirsiniz insanların desteğini alabilecek kadar. Hiç beklemediğiniz kadar oluşabilir. Bundan ötürü korkmamak gerekiyor her şeyden önce. Muhalefetin suyuna girmemek gerekiyor. O zaman ekonomik anlamda sıkıntı yaşayan insanlara ben kalkıp da mültecilerin esasen meselelerini getiremem diye bir yaklaşıma gitmeyin. Yok. Emin olun ırkçılığı, İslami yaşamdan uzaklığı sebebiyle içine girmiş olduğu olumsuz haleti sebebiyle kızan, küskünlük yapan ve reddeden anlayışa sahip olanlar zaten siz hangi kamu oluşturmaya çalışırsanız çalışın, mültecileri gönderseniz de hepsini kovsanız da ki Allah etmesin böyle bir yanlış şey yapmazsınız inşallah da razım yapsanız da zaten size razım olmazlar. İlla ki bir şeyler çıkarırlar. Ancak dik durursanız, kendi gerçekliğiniz üzerinde olursanız oluşabilir. Yani doğrusu bazı anlaşılmaz şeyler de yok değil. Yani mesela en çok mültecilerden bahsedilince işte Suriyelerden sonra çokça Afganlardan bahsediliyor biliyorsunuz bu süreçte. İki senedir Afganistan'ın şimdiki yönetimi Allah'ın yardımı ve ciddi bir cihat başarısıyla Amerika ve 70 tane NATO ülkesini bilmem ortaklarıyla beraber defetti kovdu. Sonrasında dedi ki biz en fazla Türkiye'den beklenti içerisindeyiz. Türkiye'den bir menfaat falan ummuyoruz ha. Açıkça söyledi, hepimiz takip ediyoruz. Bizim hep savaş içerisinde olmamız, savaşla boğuşmamız, şu 40 küsür senedir savaştan başka da hiçbir şeyle uğraşmamamız sebebiyle muazzam yeraltı zenginlik kaynaklarımız var ki hiç işlenmemiş. Gelsin, bak her gün Çin geliyor kapımıza. Her gün Çinliler dayatıyor, geliyor. Ruslar ayrı geliyor, Japonlar ayrı geliyor, Batı'nın temsilcileri ayrı geliyor. Onlar değil. Bak menfaat var bu işin içerisinde. Gelsin o kazanacak. Yani. Türkiye gelsin. Hem Türkiye ekonomik olarak rahatlamış olur, hem de muazzam bir iş gücü olmuş olur. Bu insanlar da gelmez. Niçin gelsin ki? Orada o şeyi açarsanız çok şey yapmış olursunuz. Ancak dediğim gibi hiç anlaşmaz bir şekilde yani Türkiye nispeten bağımsız dış politika kararlarını alabilme sürecine girdiği halde, öyle bir görüntü verildiği halde nedense tanımayla ilgili bir şeye de bile gitmedi. Ve bu tarz bir yaklaşım da olmadığını görüyoruz maalesef. Bir örnek verdim. Evet. Bununla beraber doğru çok şey düşünülebilir. Sanırım eğer kamuoyu diye bir baskı oluşturmaya karşı ciddi olunur, kendi kamuoyu kendisi oluşturur, gerçeği oluşturmaya çalışırsa bura insanı, Anadolu insanı samimi olan, gerçekleri konuşan yöneticilerin peşinden gitmeye, onlara her türlü destek vermeye devam edecek diye düşünüyorum. Yani hükümet samimi bir şekilde bu işin üzerine gittiği sürece inşallah olumlu bir şekilde etkisini görecek. İnşallah. Yani son süreçte hocam hükümetin dış siyasetle ilgili bazı kararları, yani bazı ülkelerle olan ilişkilerinde iyileşme, değişiklikler söz konusu. Mısır, Suud, ne bileyim Birleşik Arap Emirlikleri, farklı ülkelerle de yani Suriye ile de yeni ilişkiler söz konusu. Yani bu süreçteki bu ilişkiler sizce bu mülteci meselesinde nasıl bir etki oluşturur? Yani hükümet o ülkelerin baskılarından kaynaklı bazı olumsuz kararlar alır mı mültecilere yönelik yoksa yani daha farklı bir yol mu izler? Yani devletlerin, hükümetlerin kendi maslahatları var. Bu olabilir. Bu bir yere kadar zaten
olması gereken bir şey olabilir, düşünülebilir. Ancak bunu yaparken kesinlikle tek bir mazlumun, muhacir olsun olmaz, tek bir mazlumun dahi ayağına taş değecek şekilde bir şeye imza atılırsa, bir yanlışa imza atılırsa bunun vebali çok ağır olmuş olur doğrusu. Mısır'la, Suriye'yle bilmem kimle tabii ki ilişki kurarsınız. Bu karşılıklı her tarafın iyiliği için de olabilir. Nitekim faydası da olmuştur, mazlumlar da olmuş olabilir. Ancak bu mazlumların aleyhine olmamalı. O şartları içermemeli. Olabilirse tam tersine Türkiye gibi büyük bir devletten beklenen, Osmanlı geleneğinden gelen, valisi olan ve de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şu an yönetimi altındaki bir Türkiye'den beklenen de budur. Esasen mazlumları koruyacak şekilde olmalı. Geçmiş dönemde hemen Suriye Savaşı öncesi de ayaklanması öncesi Beşar Esed, özellikle Hafız Esed'in defolup ölmesinden sonra nispeten tecrübesiz biri gelince de belki hani eski Bağız rejimi kadar katı değildi diye Erdoğan'ın ilişkileri sebebiyle eski dönemden beri hiç geleceği diyorum akıbetiyle ilgili hiçbir şey bilmeyen insanların Türk ülkesine geri dönmesiyle alakalı bir süreç yaşandı. Bunu konuştular. İleri bir seviyede gitti doğrusu takip ettiğimiz kadarıyla o dönemden basından açık kaynaklardan. O münasebetle Mısır'la, Suriye'yle başka ülkelerle ilişkileri esasen mazlumların lehine olabilecek şekilde Türkiye kullanmalıdır. Ha diyelim ki şu an olmadı ve o gücü yok, asgari düzeyde aleyhine olmamalıdır. Kesinlikle. Bu zaten kabul edilemez bir noktadır, sınırdır, çizgidir. Maalesef buna benzeyen, daha doğrusu bunu gösteren bazı şeyleri duymuyoruz. Daha bugün Arap basınından takip ettiğimiz kadarıyla esasen Türkiye'de vatandaşı da olan bir Mısırlı Kuveyt'te maalesef gözaltına almış, Mısır'a teslim edilmesiyle alakalı bir süreç işliyor ve kendi vatandaşı olmasına rağmen Türkiye'nin şimdiye kadar bir en azından olumlu sonuçlanmış bir girişimini duymadık. Ben Türkiye basınında böyle bir şey görmedim. Hatta çok tehlikeli bile olmuş bir süreç. Öncesinde emirlikler en baskıcı rejimlerden bir tanesi, Körfez ülkelerinin de başı olan, yani Suud dışında küçük ülkelerin başı olan Birleşik Arap Emirlikleri vatandaşı ama Türkiye vatandaşı olan başka birinin geçen aylarda yine Arap basını takip ettiğimiz kadarıyla Ürdün tarafından emirliklere teslim edildiği ve Türkiye'nin bununla ilgili bir şey yapmadığıyla alakalı bir şey biliyoruz. Bu gibi hususlar tehlikelidir doğrusu gidişatı anlamında. Ve özellikle az önce söyledim, nasıl Türkiye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyasi kariyerine devam etmesi, Cumhurbaşkanı'na devam etmesinde en önemli süreç Türkiye içerisinde depremzede mağdur insanların oyları destekleriyle olduysa, genel anlamda ki Erdoğan'ın bugünkü açıklamasında gördük, dünya aleminin hepsi ama özellikle İslam aleminin özellikle mazlumların duasıyla, desteğiyle oldu. Bunu unutursa, göz önünde bulundurmazsa çok büyük bir yanlışa düşmüş olur. Açık söyleyeyim. Ben Erdoğan yerinde olsam derim ki esasen bana verilen süre bitmişti halk tarafından. Bu kadar olay, ekonomik sıkıntı, 20 küsur senelik iktidar yıpranmışlığı, üstüne korona, sonra deprem bilmem ne, bu kadar şeyden sonra zaten anketler de bunu gösteriyordu. Ben sırf bütün Müslümanların, bütün mazlumların duasıyla tekrar Allah Teala tarafından önüme böyle bir görev kondu. O zaman ne yapıp edip bu insanların gönüllerini hoş etme, onları muhafaza etmekle mükellefim. Benim en önemli başlıca görevlerimden bir tanesi budur diye düşünürdüm. Böyle düşünmelerini beklerim. Düşünmezse, bunu yapmazsa aleyhine bir olur. Daha, hadi aleyhine olursa Allah muhafaza, bir daha bu imkanlar kendisine gelmeyebilir, verilmeyebilir. Peki, daha kötüsü, bu sefer kötü bir Allah muhafaza cezayla karşı karşıya kalabilir, ilahi cezayla. Ve sadece o dönemde Erdoğan değil, Erdoğan'a destek veren, oy veren Kemalistler gelmesin diye hiç başka zaman yapmadığı kadar Erdoğan'ı sahiplenen biz, bütün bizler de dahil doğrusu bu cezayla, ilacıyla korkarım ki karşı karşıya kalabiliriz Allah muhafaza. O münasebetle gerek bizzat yöneticilerin kendisi, gerekse de onları düzeltmekle mükellef olan, gerekse baskı, siyasi baskı kurmakla mükellef olan bizler, birey veya organizasyonlar olarak bunu yapmakla mükellefiz. İnsani görevimiz de, İslami görevimiz de bunu gerektirir. Ama Türkiye üzerinde madem ulus devlet diye bir vakayla karşı karşıyayız, bunu oluşturmakla biz esasen Türkiye'li Müslümanlar olarak böyle bir sorumlulukla karşı karşıyayız. Dilerim vakit geçmeden
gerek yöneticilerimiz gerek de bizler birey veya organizasyon olarak üzerimize düşeni görevimizi yaparız da hem dünya ve muhrevi bir saadet oluşur hepimiz için ve Allah muhafaza o ilahi muhtemel cezayla da muhatap olmayı dünya ahirette. Eyvallah hocam. Dilinize sağlık. Konu uzun hakikaten. Konuşacak farklı açıları da var ancak maalesef süre sona geldi. Evet. Evet değerli izleyenler, bir İslam Dünyası programımızın daha sonuna ulaştık. Suat Yaşasın hocamız bizlerleydi, araştırmacı yazar. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.